hücreler arasındaki iletişimin nasıl işlediğini anlamak için sizi ilkokul yıllarınıza götürmek istiyorum arkadaşlar. Korkmayın, sarsıntısız bir yolculuk olacak. Evet, ders esnasında böyle gizlice arkadaşlarınızla konuşmaya çalıştığınız anları düşünün. Şimdi bana yapmıyordum demeyin, biliyorum yapıyordunuz. Bir de sınıfta en önde oturan şuradaki öğrenci var diyelim. Tamam mı? O da hadi o da sizsiniz. Arkadaşınıza bir şey söylemek için yanıp tutuşuyorsunuz ve bir not yazıp ona yolluyorsunuz. Elinizle hazırladığınız notu yine onun eline doğrudan teslim ediyorsunuz. Bu notu yalnızca gönderdiğiniz arkadaşınız görüyor, tamam mı? Başka kimse değil, yani böyle aracı yok. Diyelim ki bir de sınıfın karşı tarafındaki arkadaşınıza bir şey söylemek istediniz. Sizi bilmem ama ben ilkokuldayken not yazmak istediğimde kağıda notu yazdıktan sonra şöyle bir uçak yapardım ve o zamanlar çok iyi hedef alırdım. Fışt diye böyle kafasına tak diye arkadaşımın oraya doğru uçurur, masasına tak diye kondururdum. Notum yine sadece mesajı gönderdiğim arkadaşıma ulaşırdı böylece ve onun dışında kimse uçak yaptığım mesajı göremezdi. Birkaç arkadaşıma birden bir şey söylemem gerektiğinde ise biraz yakınlaşır ve söylemek istediğimi yalnızca o gruba söylerdim. Yani sesim aramızdaki bu küçük mesafe boyunca sadece dolaşır böyle kısık bir şekilde. Ne öğretmen duyardı bizi ne de daha uzakta oturan arkadaşlar. Evet, şimdi hadi gelin işleri biraz kızıştıralım. Ben ilkokuldayken biraz yaramaz bir çocuktum arkadaşlar, üzerinize afiyet. Bazen danışmaya gider, mikrofonu böyle kapar, oradan da tüm okul duyarken arkadaşlarıma komik şeyler söylerdim. Teneffüste bayrak direğinin orada ya da oyun alanında buluşalım gibi şeyler söylerdim. Mikrofondan söylediğim bu mesaj tabii ki herkese, tüm okula ulaşmış olurdu. Herkes duyardı. Bu durumda benimle buluşmak isteyenler gelir, istemeyenler gelmezdi. Hücreleri de buna çok benzer şeyler yapan ufak insanlar gibi düşünebiliriz. Çünkü bunu her zaman düşünemesek de hücrelerin birbirleriyle konuşabilmesi oldukça önemli. Evrim açısından olaya yaklaştığımızda ise hücrelerin birbirleriyle konuşabilmesi, insan olarak bu kadar karmaşık olmamızın temel sebeplerinden biri zaten. İlerleyen dakikalarda hücrelerin birbirleriyle konuştuğu durumlardan örnekler de vereceğim. Peki bu hücreler birbirlerine nasıl not gönderiyor? Değil mi? Uçak falan yapıp yollamıyorlar herhalde. Yani birbirleriyle nasıl iletişim kurabiliyorlar? Kullandıkları yöntemlerden biri doğrudan temas kurmak. Hücrelerin birçok işlevi olan plazma zarlarına doldurulmuş çok sayıda proteinleri bulunuyor. Bu işlevlerden en önemlilerinden biri de iletişim. Şimdi gelin bir makrofaja bakalım. Bu makrofaj, bağışıklık sistemimizin bir parçası olan akyuvar türlerinden. Makrofajlar, ufak bir bakteri veya virüs gibi dışarıdan bir işgalci göründüğünde bünyelerini alır, parçalar ve bu işgalcinin küçük bir parçasını, yani artık antijen dediğimiz şeyi yüzeylerinde sergilerler. Hücre yüzeyindeki proteinlerden biriyle bu antijeni sergileyip gösteriş yaparlar. Hemen söylemiş olalım, buradaki proteine MHC2 proteini diyoruz. Evet, bu antijen hücrenin iletmek istediği not haline geldi şimdi. Başka bir akyuvar, belki yardımcı bir T hücresi gelecek ve kendi zar proteinlerinden biriyle antijeni kavrayacak. Bu durumda bir T hücresi reseptöründen bahsediyorum. Yani yalnızca bunu yaparak buradaki makrofaj yardımcı T hücresine mesajı iletmiş oldu. Bu antijenin hangisi olduğuna bağlı olarak T hücresi tam teşekküllü bir bağışıklık cevabı verip vermemeye karar verecek. Belki kırmızı alarm verecek ve B hücresi denen diğer antikor hücrelerini aktifleştirecek. Belki de hiçbir şey yapmayacak. Her şey bu notun türüne bağlı. Hücreler iletişim kurmak için doğrudan birbirlerine dokunduğunda buna doğrudan hücreden hücreye iletişim veya sadece doğrudan bağ kurma deniyor. Oldukça kolay değil mi? Peki diğer iletişim türleri hakkında ne söyleyebiliriz? Hücreler aynı zamanda kısa mesafeler arasında da iletişim kurabilir. İşte uçaktan notumuz burada devreye giriyor. Örneğin iki nörona bakalım. Bunlar birbirlerine çok yakın fakat bir tanesinin ucu diğerinin başlangıç kısmına tam olarak değmiyor. Burada sinaptik boşluk dediğimiz bir boşluk var. Nöronlar, nörotransmitter adını verdiğimiz sinyaller yayarak birbirleriyle iletişim kurar. nörotransmitterler bu nöronun ucundan salınır, buradaki alana yayılır ve bir sonraki nöronun dendritinden birbirine bağlanır. Bu eylem şuradaki nörondan diğerine mesajın ulaşmasını sağlıyor. Yani aslına bakarsanız kağıttan notumu buradan şuraya atmış oldum. İşte buna nöral iletişim deniyor. Şurada ise arkadaşlarımı toplayıp konuşmam gibi bir hücre küçük bir grup hücreyle yalnızca o bölge içinde konuşuyor. Örnek verecek olursak burnumuzun altındaki derinin hemen altında mast hücresi denen bağışıklık hücreleri bulunur. Bu hücreler alerjik reaksiyonlarda arabuluculuk etme konusunda iyiler. Bu yüzden özellikle burnumuzdan örnek verdim. Mesela bazı polenlere alerjiniz var ve bir bahar günü parkta yürüyorsunuz diyelim. Parkta nefes alırken içinize polen çekmemeniz imkansız değil mi? Bu polenler daha sonra mast hücrelerimize bağlı olan antikorlara yapışır. Buna tepki olarak ise mast hücreleri histamin denen ufak kimyasal sinyaller gönderir. Histamin kısa mesafeli mesaj olarak hareket eder ve etrafındaki hücrelere ulaşarak bir alerjinin görüldüğünü haber verir. Alerjik bir reaksiyon üretmeye hazırlanmaları konusunda onları uyarır. Bu tip iletişime biz parakrin sinyal iletimi diyoruz. Parakrin yakında anlamına geliyor. Son olarak danışmadan anons etme konusuna gelelim. Hücrelerimizin büyük hücre gruplarıyla aynı anda nasıl konuştuğuna bakalım. Endokrin sinyal iletimi yoluyla. Evet, beynimizdeki hipofiz bezi hücreleri vücudumuzdaki önemli birçok hücreyi üretiyor. Örneğin vücudumuzdaki tüm hücrelere göndermek üzere büyüme hormonunu üretiyorlar. Dolayısıyla bu hormonu göndermek bu hücrelerin iletişim türü oluyor. Hücre gövdelerinde büyüme hücresini üretecek ve kan akışına gönderecekler. Büyüme hormonumuz daha sonra kan akışında ilerleyecek ve vücudumuzdaki her yere ulaşacak. Vücudunuzdaki her hücrenin bu büyüme hormonunun mesajını alma ihtimali var. Ama bu her hücrenin mesaja cevap vereceği anlamına gelmiyor. Bazı hücrelerde belli hormonlarla bağ kuracak doğru protein bulunmaz. Ancak hangi açıdan bakarsak bakalım bu gerçekten uzun mesafeli bir iletişim türü. Umarım bu video hücreler arası iletişimi anlamanıza yardımcı olmuştur.